Arkanı dön, o arka toplama. Maşayı bakacağım. Bence maşayı şimdi çok beni bekletmemiş. Çok, yani çok yorumladığın için görüyorum. Çok büyük bir şey bekledim. Hadi bakacağım. Bakalım. Döner misin arkaya? Şimdi senin anlatmak istediğin bu toka da değil, filkete. İki oynadığında bu çıkacak. Burayı sen filketeyle mi tutuyorsun? Hayır, çıkmayacak. İstediği kadar ya oynayabilir. Ya filketenin esneme mesafesi var. Ben bak, canım benim onu bir oynama. Bir saniye filkete. Bozuyorsun. Gel. Gel, şöyle bir şey var. Ben o filketeyi kırarak taktığım için o hiçbir şekilde zaten oradan çıkmayacak. Filkete istediğin kadar tamam kıvırırsan kıvır. Ora bir, bozulur. Bak. Hayır. Bir. Tamam tak. Ki bu saç bu böyle değil de arkada oynanmış. Evet. Arkada bozulmuş olabilir. Aynen. Kafasının üstünde yürümüş herhalde. Evet. Tamam bırak. Bir saniye. Oynayın. Sen yanımda burası dur, biraz kenara git, kamerada yani görsün. Şurada durabilirsin. Şimdi bu maşa benimki evde yapılmışsa bu nerede yapılmış? Ben senin maşanı eleştirmedim. Ben hayır, senin saçının yanları. Ben biraz senin yan saçının dön. Yani senin evde olmayınca şunu iki parçada bölüp böyle çevirip buraya tokalaman mı ev oluyor? Evet. Bu en ne? Azından sen de onu yapabilirdin önce. Sen de onu yapabilirdin önce. Bu ne? Bunu anlat. Dön biraz da. Bak. Bak buralar bozulmuş. Kız anlatıyor zaten. Yani keşke daha güzelini görseydim de şuraya çıkmasaydım. Canım sen de iki parçaya bölüp yapabilirdin yani. Keşke bu kadar bak, takılmana gerek yok. Eleştirmek için eleştirmene bak, de gerek yok. Bak şu an modelimi yok çıkarayım yan yana tutalım. Ben senin maşanı bak, eleştirmedim an tekrar söyleyeyim. Ya yanları öyle, modelinin değil konusundaki mi artılarının farkındasın. Ya olabilir ne alaka, kıskandın mı ne? Ne alaka, senin modelin çirkin mi ya? Hayır benim modelim de çok güzel. O zaman niye benimkini? Ben modelimi koltuğa alır almaz. Hayır o kız da güzel. Ben modelimi koltuğa alır almaz dedim. Çok duru, çok tamam, saf bir yüzüm var. Tamam niye o zaman benim modeli diyorsun? Yani bizim artılarımız ne varsa senin tabirinle senin de artıların var. Kesinlikle var. Ben tamam yok demiyorum bunu söylemene gerek yok bak, o zaman. Bak saçı çok daha bak, yapmaya modelin, bak ben değil müsait. Modelin ne diyor? Bu saçı diyor sanki böyle sabah kalkmışım da. Selami bir dakika dur. Selami söylesin. Bence bu saç güzel bir kına saçıymış. Sanki yatmış kalkmış gibi bir model olmuş şu yani anda. Yani olmamış. Bence bu saç ne? Birbirinin taklidi. Maşa kukuleta. Ya Maşa, sen taklit kukuleta yapmamışsın da gördük kız orada ağlayacak Allah ne aşkına ya. En azından bir... Ya kız orada ağlasın orada. Bak kızın gözlerinin içi gülüyor en bak azından. Maşa, hayır, bak Maşa. O yapısı o. Bak onun Maşa. Yapısı bence gülüyor. Bak kukuleta. Tak... Aynı sistem. Sen de yapsaydın. Aynı. Keşke becerim. Ya sen de Maşa yapıp taş takabilseydin. Benim sistemim böyle değil. Sen de taçlık tutusu yapmasın ki. Şuralarından bir şeyler ayırarak bu şimdi kına saçını mı döndü? Aa, evet şu çok demode değil. Yani illa bizim modelimizden ayıran tek şey şunlarsa biraz bu böyle kına saçı da mı bizimki mi kına saçı değil? Ben onu da anlamadım. Hadi bunu açıkla. Sen de öncü gibi hani hiç özenmemişsin saça. Çok basit bir saç olmuş. Böyle salık salık maşalar yapmışsın. Benim saçımla bunu kıyaslıyor makyajını musun? Çok Selami beğendim. Makyajın sana çok yakışmış. Selami. Ama şey dur. Bu saçla kınaya gidemez de sanki kınadan dönermiş gibi benim olmuş. Benim saçımla böyle bunu mu kıyaslıyorsun şimdi? Yani Allah var söyle. Benim saçımla bu kıyaslanıyor mu şu an? Şimdi bu saçla kıyaslanıyor saçı kıyaslamıyorum. Abicim, hepsi maşa işte. Zaten al maşa mı? Ötekine. Ya sen maşa yapmadın da ne oldu Allah aşkına? Hayır. Keşke sen de yapsaydın. Hayır ya güzel arkadaş. Keşke sen de maşa yapsaydın da bir sussaydın. Ya, yapmadığın tek şey maşa zaten. Seyirci başka saç görmesin mi? Ay aynı mı görsün? Ha sen yapabiliyorsun da seyirci görmesin diye yapmadın hayır değil mi zaten? Maşa yapamıyor muyum ben? Maşayı var ya. Bizim küçük, benim küçük oğlum var o bile yapar. Eminim makyajlarla ilgili yorumu senden almaya başlayabilir miyiz? Yani ben karşımdakileri zaten bir makyaj sanatçısı olarak görmüyorum. Ne? Gerçekten çok samimi olarak buyur diyorum buradan yak. Beğensem, beğeneceğim diyorum. Selami de orada bunu sadece konuşmak için bilgi donanımı yok ve her şeye bir onay oluyor. İlk önce dersine çalış, bir şeyleri öğren. Biraz bak, eğitimini al, sonra olurunu ver. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. İsmihan, şey bu hafta bittikten sonra sırf senin Özcan için Hanım, sulu boya eğitim almaya gideceğim. Benim sözümü kesiyor ve siz onlara sözümü genelde kesinler genelde karşılıklı için konuşuyorsunuz, o yüzden müdahale etmiyorum. Ben, buyurun devam edin. Bana verdiğin ben tepkiyi, Selami'ye de versene. Aynı ben şeyi o zaman söyledi konuşmuyorum. Ben genişlettim, o dolaylı yoldan olmamış, kötü olmuşu söyledi. Doğru şey mu söyleyeceğim? Ama ona karşı vermeyeyim. Hayır, neden tepki vermeyeyim ki Selami? Bana verdiğin biz Selami'yle burada birbirimize de gitsek dışarıda dostuz, o konuda çok sıkıntınız olmaz. Tamam, burada gelin birbiriniz o şimdi zaman benim biz de görelim. Bana söylediklerinin %50'sini söyle yine yeter. Tamam, ben yine aynı şeyi Selami'ye de söylüyorum. Ne? Sizin için maşe demek kıvır kıvır sarılı bir saç demek mi yani? Ama bu da maşa tek çeşit mi?
Hayır, çok açık olmuş dalgası. Ben de diyorum ki hani bu saçın kötü olduğunu söylemiyorum. Evet, saç açık. Yani... Kötü olduğunu söylemiyor musun? Makyajı konuşuyoruz. Bir gün öncesinden. Bir şey konuşayım ya. Ben de diyorum ki bak hani bu kötü bir saç değil ama basit bir saç. Uğraşılmamış bir saç. Sanki bu kınadan kınaya gidilecek bir saç değil de. Benim saçımla aynı yorumları mı yapıyorsun? Hayır, sadece şunu. Saç ince telli ve burada bekleme süresi. Bir saniye dur. Şöyle bir etrafında dönebilir misin? Şeyi öğrenmek istiyorum. Benim saçımla aynı yorum mu yapıyorsun? Bir arkadan bir dua. Bu saç benim saçımla aynı mı? Şimdi aynı yorumu yapıyorsun. Bak, senin saçın, aynı saçı yapmıyoruz ki. Bir dakika ki, arkadaşlar yeter. Sen anlamadın. Bir şey söyleyeceğim ya. Tam bağırma. Senin saçınla bu saç kıyaslanmaz zaten. Çünkü niye hiçbir saç aynısı hiçbir saç birbiriyle kıyaslanmaz. Çünkü senin saç var kardeşim burada. Bu saç kısa ve küt kesilmiş tamam, bir saç. Tamam biz boyu saç. Saç dalga da tutmaz saç. Zaten. Çevirme. Eğer bunları göz önünde bulunduracaksan ama bizim modelde çıt da var. Onu biliyorum. O da çıt çıt takıp uzatabilirdi. Al bak saçlar burada. Yığınla bizim saç modelde var. Çıt çıt da var. Her donanımda tabii geldim. Geçen her haftadan... Özlem makyajla ilgili çok... alabilir miyim yorumu? Ya biz makyajı konuşuyoruz. Aynı anda konuşmayalım. Siz saçı ediyorsunuz. Makyajla zaten ilgili yorum alabilir miyim? Bir saniye can. Ben yorum yapmadım. Ben makyaj konusunda yorum yapacak olursam yorumu eğer... Yorumu ben yapıyordum. Orada zaten makyaj yaparken de söyledim. Elmacık kemikleri ön planda bir modelimiz. Yani bunu kontür ve highlighterla biraz da olsa şu şekilde küçültebilirdi. Yüz hatlarını ön plana çıkartabilirdi. Atlara geçtim zaten pudra. Allık şu an böyle iz şeklinde duruyor. Yani burada bir tren yoluymuş gibi şu şekilde. Leke. Leke leke duruyor. Evet, Tuba Hanım'ın dediği gibi leke şeklinde duruyor şu allık kısmı. Göz makyajına gelince de göz makyajında şu gölgelendirmesi çok yoğun buldum. Bir de göz makyajının şurası neresi şu şekilde yoğun? Burası neresi böyle. Neresi yoğun? Farın neyi yoğun? Gölgelendirme kısmı yoğun. Gölgelendirme kısmı yoğun. Gölgelendirme sana kısmı. Sana o çok mu koyu geldi şu an? Ama bizim modelimiz... O makyaj çok mu koyu bizim sana? Modelimiz daha gösterişli bir şey. Daha far makyajı güzel. Gölgelendirmesi bana göre çok koyu. Bana göre çok koyu. Bak, ama çünkü senin gibi tek bir far sürüp ben bırakmadım o işlemi. Ben oraya işlem uyguladım. Ben i̇şlem oraya işton far uyguladım. Tek far yani uygulamadım ben oraya. Kızın yüzü disko topu gibi parlıyor aynı. Disko topu gibi parlamıyor. Gayet vallahi fresh duruyor şu an yüzü. Disko topu gibi parlıyor kızın yüzü. Yüzü gayet fresh duruyor. Ben zaten ilk sana söylediğimde dedim ki kontür işlemi uygulayacak yapmayacağım mısın? Dedim. İlk önce çünkü yapmayacağım dedim. Koyu allık tarzında bir kontürleme yaptım ben. İşte bak yapmayacağım dedim. Ben söyledikten sonra yapmışsın ama onda da başarılı olmamışsın. Dediğim gibi yanak kısmı lekeli duruyor. Bildiğin tren yolu gibi böyle yani. Can devam eder misin lütfen kaldığın yerden? Çok kötü. Yani inanılmaz hiç yakıştıramadım. İlk gördüğüm izleninde belki Türkiye'nin en iyi makyaj sanatçısı dedim. Sözümü kesmeyin arkadaşlar. Saygı çok önemli bir şey. Gerçekten bunu biliyorsun. Okey. Gerçekten ve bunu biliyorsun. Gerçekten iyi bir makyaj sanatçısı olduğunu ilk izlenimine baktım ama sonra gerçekten yıkıldım. Senin yaptığın yorumları çok hale anlıyorum. Bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.